Bajarên Kurdistanê mit ji xwe re weke navend hilbijartine. Ango bajarên Kurdistanê ku herî zêde lê welat parêzî xurtin, bûne hedefên mîtê. Divê beşê de jî em ê behsa Tekin Sadak yê ji Botanê û Gülfidan Aktaş a ji Nusaybînê bikin, tekîliya wan ya bi mîtê re eşkere bikin. Gülfidan Aktaşî li metropolên Tirkiyê mezin dibe. Malbata wê welat parêze, li İzmirê Kadife Kaleyê mezin dibe. Lûr gelin Kurdistanî gelekî wisane ku hestên welat pariziyê dastiye herî bilinde ye. Xwedî hestên welat pariziyê ne. Gülfidan jî lûê derê tê dine lûê derê mezin dibe. Dema ku digihêje temenekî malbat dizvere Kurdistanê. Ew jî bi malbatê re vedigere Nisêbînê. Nisêbîn navçiya Mêrdînê ya ku astiye welat pariziyê li herî xurt e. Lûr bi mîtê re peywendiya wê çêdibe. Adım soyadım Gülfidan Aktaş. 1987 İzmir doğumluyum. Kadife Kale İlk Öğretim Okulu'nda okudum. Açık öğretimden devam ettim liseye kadar. 2010 yılına kadar İzmir'de yaşadık. Kadife Kale'de yaşadık. 2010 yılın sonlarında Nusaybin'e taşındık. Babam emekli olduktan sonra. Yani gençlik çalışmalarında böyle tam teşekkürlü yer almadım. Fakat bazı faaliyetlerde yer alıyordum. İşte yürüyüştür, mitingdir, ne bileyim imzadır. İlk başta yani kendi annemin akrabaları tarafından bu arayışlarım başladı. Yani onlarla beraber oluyordu bunlar. Kız kardeşim Şükran Akdoğan'ın şikayet davası üzerine ifade için çağrıldım emniyete. Çünkü o sıralar sürekli çağrılıyordu. Ben de işte ailemden diğer işte babamdır, kız kardeşimdir sürekli gidip geliyorduk emniyete. Ve ben tekrardan çağrıldım ifade için. İfademi aldıktan sonra polisler çıktı ve odaya o görüşmeden sonra isimlerini öğrendim. Kenan ve Hakan ismindeki istihbaratçılar benimle işte önce normal şikayet üzerine bir görüşme yapıldı. Ondan sonra bu gençlik olaylarının sahibin olaylarına falan gelindi. Ve o eylemi açtılar. O eylemde kimlerin yer aldıklarını, bunları bildiklerini, benim de hatta yer aldığımı, milis olduğunu, bunları bildiklerini, işte eğer onların teklifini, yani ajanlık teklifini kabul etmezsem hakkımda işte soruşturma başlatacaklarını söylediler. Tekin Sadak ji bo zanîngeh bi xwînê diçe Amedê. Li wir bi birîmên îstixbaratê re têkiliya wî çêdibe. Destpêkê bi îstixbarata emniyetê re dixebite. Ji ber ku di karê sîxuriyê de serkeftiye wî derbasî saziya sîxuriyê ya mîtê dikin. Ciwanê Kurd Tekin Sadak 15 sal ji mîtê re xizmetê dike. Di jiyana xwe de derneketiye dervê sînorên Kurdistanê. Berovajê vê li heremên ku lê welat parêzî xurt de li Amedê li Botanê jiyaye. Mekteb dixwîne, heman awayî 15 sal baweyekî profesyonel ji mîtê re xizmetê dike. Ben Tekin Sadak, Silopiliyim, 1987 doğumluyum. Yaşamım boyunca hep Silopiliydim. 2005 yıllarında üniversiteyi kazandım, Diyarbakır'ı tercih ettim. Orada terörle mücadele polisleri tarafından Yılmaz ve Nurettin komiser tarafından düşürüldüm. Düşürdükten sonra tehdit edildim. İşte bizimle çalışmazsan sonuçlarına katlanırsın. Ben de çalışmak zorunda kaldım. Belli bir süre onlarla çalıştıktan sonra tekrar bu sefer beni sahiplenmeyeceklerini söylediler. Beni başka bir kendi değiştiğiyle başka arkadaşlara devredecekler. Daha sonra bu devrettikleri kişiler Mert Alpay adında iki tane MİT mensubuyla tanıştırdılar. Daha sonra MİT'çilerle tanıştım. 2005'te MİT'çilerle
beraber çalıştıktan sonra üniversitedeki çalışmalarımla beraber onlarla beraber yürüttüm. Daha sonra 2006'da Silopi'ye geldim. Yani ilişkim bitmişti onlarla. Bir Nevruz sunuculuğu yaptım. Ondan sonra tutuklamam çıktı. Tekrar bana demişlerdi başın sıkışırsa tekrar bize gelmeni, bizi ararsın, sana yardımcı oluruz. Tutuklanmam çıktı, ben de onları aradım. Durumum budur işte, tutuklanmam çıkmış, ne yapabilirim? Beni Silopi'deki mitçilerle tanıştırdı. Silopi'deki mitçiler beni Silopi'den çıkarıp Diyarbakır'a gönderdiler. Silopi'deki mitçilerin ismi Deniz ve Nedim'di. 2006'da tekrar Diyarbakır'a gittim. 4-5 ay bu tutuklanma süreci, bu iddianamen çıkana kadar oralarda dolaştım. Nişanlanmıştım o ara Diyarbakır'daki bir arkadaşla. Batman Kozluk Diyarbakır arası gidip geliyordum. Diyarbakır'daydım. Ta 2006'nın Ağustos ayına kadar, Ağustos ayında evlendim. Demakumrov lekevne şopiye devleta Türk şevevan ya istihbarat ebnere ve veref hemkirin ku civanin cimalbatin walat Paris çi vaktine xistin, çi vaktine sihur kirin. Şevevi xabatin miti jixwe jikevin ve tene zanin. Cihin ku nezi tevgera azadiya Kurdistanine wanderan jixwe reweke cihin navendi hildi bjirin. Malbatin ku herizide griday nirxin Kurdistanine walat Parisin zaroke wan jixwe re jiboku bixin sihur seri leherri ve ribazi dedin. Devleta Türk demaku kesin ku bixin sihur hildi bjirin, ribazin ku nayin hişi mirovan pektinin. Jaliyek ve kesin ku kırna sihur dixin nava tevgeri azadiya Kurdistan'ı bawe ki aktif dedin xeptandın, jihil adın veji jibo zede baleynek şinin wan demeki dixin girtigehi, hatta ceza dedin wan. Be esasi cezay heri giran dedin wan, şikandına rumeta wan. Le mixabin ew ned firqa ve rastiya liberçavin. Tekin Sadak 15 sallı Kurdistan'ı jibu miti xebitiye. Bi dehancar hatiye binçav kirin, di girtigi heyde razaye. Ancak devlet Türk di şahsi Tekin de keseyetiye ki haskiriye di jimini xoya ava kiriye. Jiberku, her ku jibu binçav kirin u girtigi hey derdike ve bi da xoaza xoya dise bi miti redike ve nava tekiliye u ihbariye xoya devam dike. Di berdila perede faaliyetin tevgeri azadiye Kurdistan'ı به اندام این میتی را پارود که daha sonra bunlarla tekrar ilişkilendim. Bu Silopi'deki Deniz ile Nedim ile ilişkilendim. Silopi'deki çalışmaları onlarla beraber yürüttüm. İşte 2006-2007 Deniz ile Nedim ile çalıştım mitçilerle. Daha sonra 2008-2009-2010 Tarık, Ferit, Özgür'le, Erkut'la çalıştım. 2010 sonlarına doğru işte 2011-2010 Nisan ayında tutuklandım. 3,5 ay midyat cezaevinde kaldım. Yardım yataklıktan. Devam ettim. 2011'in Haziran ayında tekrar tutuklandım. Yardım yataklıktan. 6 ay Siirt cezaevinde kaldım. 2011'in 28 aralığında çıktım tekrar. İşte 2012'nin Ocak ayları tekrar MİT'le görüştüm. Cizre'de gene müdürle görüştüm. Bu durumları izah ettim. İşte niye tutuklandım? Niye bu duruma geldim? İşte bazı şeyler bizi aşıyor, seni deşifre etmemek için demişti bana. İşte bu sefer şeyle çalışacaksın. Özgür ile Ferit'le çalışacaksın. Onları tanıştırdı benimle. Bunlarla daha sonra Habur'da görüşmelerimiz oluyor. Tabii ki bu süre içinde çalıştığım sürede Silopi'deki, Şırnak'taki çoğu çalışmayı aktardım onlara. Yani hemen hemen hepsini aktardım. Özellikle Silopi'dekilerin. Kendim de çalışmalardaydım, aktiftim, birebirdim. Birebir çalışmalardaydım. Devam ediyordum. Aynı şekilde devam etti bu 2012'nin devam etti, 2013'te devam etti tekrar.
Bu bir tane dosyam vardı. 2010'da ceza alıp midye cezaevinde yattığım dosyam Yargıtay'a gitti. Onaylanacaktı. Ben sürekli onlarla görüşüyordum. İşte bu dosyamın durumu ne olacak? Cezam onaylanacak. Ne yapalım? Yo, biz halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Hep beni şey yaptılar. Bu sefer 2013'te Hasan ile Hasan Murat Ömer. Ömer Cizre'deydi, Hasan Murat Havur'daydı. Bunlarla görüşmelerim devam etti. Bunlarla görüşmelerim devam ettikten sonra işte 2014'ün Mayıs ayına kadar onlarla beraberdim. Türkiye'deki miçilerle beraberdim. Durumum bundan ibaret işte. Ceza almışım. Ne yapabilirsiniz? Bana dediler ki seni işte Kuzey Irak'a göndereceğiz. Bir iki ay içinde dosyanı halledip seni tekrar geri getireceğiz. Durum budur. Seni tekrar geri getireceğiz. İşte sen bir geçici olarak bir iki aylığına idare et, oraya git. İşte bana bir 3 milyar verip de beni şeye gönderdiler. İşte yarın GBT'ne bakıp seni öyle gönderelim. Ben direkt geldim. Geldim. Zaho'da bir iki ay kaldım. Bir ay kaldım. İkamemi, her şeyimi Zaho'da yaptırdım. Tabii bunlarla hala ilişkiliyim. Telefon numaraları var bende. Bende numaraları vardı. Görüşüyorduk. Korek üzeri görüşüyorduk. Benimki Korek'ti, onlarınki Telsim olacaktı. Ben çaldırıp onları arıyordum. Sen hiç merak etme, biraz daha idare et. Bu durumları bana söylediler. Daha sonra Süleymaniye'ye geliş nedenim, benim üniversiteden bir arkadaş vardı burada. Erdal, Nohutçu Erdal diyordu. Onun yanına geldim. Süleymaniye biraz hoş geldi. Yani biraz bana hoş geldi Süleymaniye. Süleymaniye'den sonra tekrar Zaho'ya gittim. Onları aradım. Durumum ne oldu, ne olacak? Ben Zaho'da kalamıyorum. Akrabalarım çoktu. Çoğu KDP'lidir akrabalarım. Zevki aşiretidir. Yani sabit bir yerim yoktu. Jihoya dehişmendiye AKP MHP'de Mirovan Muhtaci Hakir'in heye. Ve berçikirne terbiye kirin büye politika envan ensereke. Ev politika ne teniş bu gelek kurdu. Gelin Türkiye'ci nasibi hacivi politikaya bir rumet dikirin. Ancak Dabeşa Kurdistan'ı da Rauşenekid'in cüdatırı. Jiberkulivir gelek veke gelek kurd aladıcı hışmendiye faşizmi ile serpiyan disekine heye. Vi geli politikaya devleta faşist ya Türkan be siyasete kudumeşinin bari xistimbuna xagihandini vala derxistiye. Mıxabın dağırkeri lükü deredibin juhara kesin ku sihuriye bikin dibinin. Nexasım Tekin Sadakji lebotane je dağırkeriyere 15 sal xabitiye. Je encama veji pır kesin valat Paris daya girtin. Büye sedemi vandahiyin gerilayin azadiye Kurdistan'ı. Ondan sonra tekrar Zaho'ya gelip, Zaho'ya geldikten sonra Süleymaniye'ye yerleşeceğime karar verdim. Onları aradım, işte ben Süleymaniye'ye yerleşeceğim. Süleymaniye'ye geldim. Onlarla görüşüyorum tabii telefon üzeri. O zaman bu internet üzeri görüşmüyorduk. Yani internet üzeri derken Facebook üzeri, Messenger üzeri, WhatsApp üzeri görüşmüyorduk. Mailimiz vardı. Ondan sonra Süleymaniye'ye geldim, yerleştikten sonra arkadaşlarla tanıştım. Arkadaşlarla ilk tanışmam sevaldir. Ben Bakur'dan tanıyorum. Ondan sonra arkadaşlarla ilişkilendim. Bunu aynı şekilde MİT'e aktardım. İyi dediler, devam et sen. Biz senin durumunu, dosyalarını halletmeye çalışacağız. Sen devam et hal olana kadar. Daha sonra dernek çalışması için ikamem Doğuk'taydı. İptal olunması için Doğuk'a gidip iptal ettim. Geldim, arkadaşlara verdim. Bir 40 gün ikamesiz kaldım. Bedi kendisi benim babamın öz amca çocuğudur. Daha önce 2004 tasfiye döneminde örgütten kaçan biridir. Onun aracıyla tanışmıştım. Çalışmasını yürüttüğüm arkadaşlar var. İşte Habat'ın gelin çalışmasını yürüttü. Bunların durumlarını aktardım. Kimdir, neyin nesidir, necidir. Durumları bundan ibarettir. İşte sorumlu şahıs budur. Diğer şahıs budur. Onları getirip götürüyorum. Çalışanlar bunlardır.
Bakur'a gidip gelenler bunlardır. Notları olsun, bireysel notlar olsun, kurumsal notlar olsun. MİT'e verdim. Bu durum böyle devam etti. Zahva'ya gittim, geri geldim. İşte MİT'e dedim, valla şey durumu var. Maddi sıkıntı var. Arkadaşlar araç alacaklar. Benim aracı da sattılar. Köydeki aracı da sattılar. Araç alacaklar. Benim bir araç almam lazım dedim. Kendi aracım olsa daha iyidir. Kendi aracım olsa en azından arkadaşlar şeyinin altında kalmam dedim. Dedi biz sana bu durumda biraz yardımcı olacağız. 15 bin dolar verdiler. Araba almam için bir araba aldım. 17.500 dolara. Daha sonra 21 Mart 2017 Nevroz'unda arkadaşlar tarafından tutuklandım. Gülfidan Aktaşi ve Tekin Sadak Demokulu Kurdistan Ejbu Mitid Xebite Dınava Tevgere Azadiye Kurdistan Ede Lekada Legal Ede Aktif Kırın. Te zanin ku nasnameya jeneji de hedefa faşizme AKP MHP deye. Evrasti bedahancar hatiye ispat kırın. Demokulu Gülfidan Aktaş dibin çavan deye Jali Hişmendiye Devleti Türk ve Destiyavetin Dimene ve Destavetin Ejiti Qeyt kırın. Jerebazen miti ya juan Kurdistan xistine yek jeji desavetna insanane dimene we qeyd kiren be gefan wan karna sihoren khaye agar avjin be avdiman av wene in de desiwande wake fersanda heri mezin holdedin hayak we anjam begrim be karbina saziya miti gulfidan aktash be we rebazi xistiye u shandiye nava tevgera azadiye kurdistan جبر ناسنامه گلفیدان یا جنه و جبر مالبات خواه یا ولد پاریس ریا کتنا نوا تفگیر آزادی کردستان جبوه حسان ده به یا او تجاوز اولاینه ده یعنی آیله ده یانسیجانه سویلدیلر چونکه بونو آشتکلارند بینیم اشته او زمان یعنی 2011 یلند آیلدن دولایی چوردن دولایی akrabalardan dolayı hani buna cesaret edemediğimi, bundan dolayı geri çektiğimi de ayrıca belirtmişlerdi. İşte başka ben ne biliyorsam bunları bize söyle dediler. İlk defa karşılaştığım bir şeydi. Ben de korktum. 2015 yılının sonbahar ayıydı. Yani ay olarak kesin aklıma gelmiyor. Ama sonbahardı. Kışa doğruydu. Bu görüşmeden sonra kabul ettim. Yani bu görüşme esnasında yapılan ajanlık teklifini kabul ettim. Gele Kurdistan'ı düşmanı pır başınastike. Jiberveji demaku faşizme AKP MHP lşuna çareseriye pırskirika Kurd lediji gele Kurd شاره گشتی فرضی که گلی کردجی لهمبری وی شاره برخودان اساس دگره لآمده بوتان زاگروس سرحده انگو بگشتی لکردستان گل درباسی برخودان که دیروکی دبه سور، جزیر، نسیبین، گور، شرنخ، سلوپی، گمگم و الباجر این کردستان گل لدجی داگر کریه لبرخوده ده ارتشا ترجی لپیشبری برخودان به دربه این مزن سندروم جدی دجی گلفیدان اکتاش یا سیخورا میتی ده پیواجوی برخودان خواسریا دموکراتیک ده لنسی بینی تشتینکو تی جین کلی بی کلی به استخبارات ترکان را پرویده که هر وقت ده نوا هولدان آنده یه که برخودان والا در بخه دیساجی جوان یه پسی ینکو لباجاران لبرخود دن ده بن خودی برخودانی مزن لدیجی داگر کری بویر سندروم نسی بینی آوکرنی را مراخوه لدیرو که ددن Ben ajanlık teklifini kabul ettikten sonra edindiğim bilgileri Nusaybin Emniyetine Kenan ve Hakan ismindeki istihbaratçılara gerek telefonla gerek de fiziki görüşmelerle aktarıyordum Nusaybin Emniyetinde.
Mardin'de de, yani Mardin'deki görüşmelerimiz arabada oluyordu. Mardin'de hiç emniyete falan gitmedim. Onlar işte herhangi bir cadde üzeri veya sokak arasında, yani onların beni işte tarif ediyorlardı, şu caddeye gel ya da şu sokağa gel. Orada beni arabaya alıp işte görüşmemizden sonra bırakıyorlardı. Ben çalışmayı kabul edip işte Fırat Mahallesi'ne gidip orada edindiğim bilgileri Nusaybin Emniyeti'ne kendim gidip, hani önce telefon üzerine söylüyordum, işte yani diyordum geleceğim, gelmem gerekiyor. Onlar da diyordu, işte bu arada onlar diyordu işte telefonda çok şey yapma, hani bilgileri çok detaylı aktarma bize. Ayrıca o da var. Nusaybin Emniyet İstihbaratı'yla paylaştığım bilgiler, aktardığım bilgiler. Baran Hasan'dı. Onun ne olduğunu, ne yaptığını, yani çalışmalarda yer aldığını, milis olduğunu. Sonra Fırat Mahallesi'nde onların da bana gösterdiği resimler vardı, arkadaşlarının resimleri. Hani mahallede olup olmadıklarını. Arkadaşların isimleri. İşte Havar Fırat'tı, mahalle komutanı. Havar Can Feda. Haval Alişe, Haval Devrim, Haval Havin. Haval Rüstem. Haval Kendal. Bunların yani bir kısmı işte gençlikte çalışan arkadaşlar da vardı. Ama tam olarak yani sadece Havar ile Fırat, Havar Kendal, bir de Havar Devrim, onların işte daha kadrosu olduğunu biliyordum. Bu arkadaşlardı. Sonra hangi mahalleye, hani sokakta yapılan hendek çalışmaları, bunları da sokak isimlerini vererek bildiriyordum. Bu konuda ne kadar bilgi verdim, yani kaç tane hendek çalışması bilgisini verdim hatırlamıyorum. Yani birkaç tane sokaktaki hendek çalışmalarının sokak isimlerini verdim. Bir de Havan Ali Fırat bir gün benden laptop istedi. Onu da istihbaratçılara söyledim. Kenan'la Hakan'a söyledim. Ayarlayacağız dediler. Bir hafta 10 gün içerisinde işte çağırdılar beni, işte hazırdır gel al diye. Alıp götürdüm, hemen Ali Fırat'a verdim. Yani onunla ilgili ne yapıldı ya da bir şey yaptılar mı gerçekten bilmiyorum. Sadece bana laptopu verdiler, götür diye onu verdim. Gülfidan pişti berkodana bajaran به میتر خبات خواه بردوام دیکه. همو آگاهی این کجه تفگیر آزادی کردستان دیگره یک بی یک به اندام این میتر پاروه دیکه. ریسک این که میلیس نکارن راکن گلفیدان
دبن ونرانیا میته ده هلدگر سرملی خواه به گریلایان را تکیلی خوداتینه لورجی حمو آگاهیم به دست خواه به سازین میته را پارود که باگوکتاکی ارکاداشلارلا گرشمه گیتینده بونو دا اکترمیشتیم Başarıda ne üzerine görüşme yaptıklarını bilmiyordum. Fakat 15 Ağustos eylemiyle ilgili olduğunu bunları da aktardım. Nasıl olacağıyla ilgili sürekli bildiriyordum. Eylem aracının nereden aldığımızı, yani İdil'den aldığımızı, aracı olan kişinin Adnan isminde olan bir arkadaş olduğunu, bunları paylaştım. Arabanın plakasını, işte nasıl oldu, ne renk olduğunu, bunları da aktarmıştım. Bağbuk'ta görüştüğü kişiler Havazinar'ın başta Havazinar'ın da Havali Lav'da diğer erkek arkadaşların isimlerini bilmiyorum. İki erkek arkadaştı. Bu arkadaşlarla görüştüğümüzü bunları da aktardım. Eylem aracını aldığımızda haberleri vardı. Bu kurtası Gülfidan ve Tekin Sadak dibe keseyeti ku aşık celladi xadebe. Dencama faaliyetin ve ya sihuriyede u dencama agahin ku kelib kelib endamin mitere parvetke de civanın yepesi gelin sivil nokteyin de şifre kırını dibe bingiha operasyonel leşkeri u siyasi ye devlet Atatürk. İşte her ihtimale karşı hani benim sürekli kulağımı açık tutmamı, iyi gözetlememi, iyi bir gözlem yapmamı, hani ansızın senin bile haberin olmadan başka bir araç ayarlarlarsa bunda daha duyarlı olmam için hep tembihliyorlardı. O araç için Havazinar'ın 30 bin sanırım. Belki de az ya da daha da çoktur bilmiyorum. Fakat benim yani ondan anladığım kadarıyla 30 bindi. Araç için Adnan'ın aracı olduğunu ve onun da bu işte olduğunu onu da aktardım. Eğer eylem yani hazırlıklar tamam olup gerçekleşseydi gideceğimiz yol güzergahını neresi olduğunu aktardım. Çünkü iki yoldan yani kesin olarak yani sürekli tartışma halindeydiler arkadaşlar. Ya İpek yolundan gidilecekti eylem noktasına ya da Ömerya tarafından gidilecekti. O son ana kadar da belli değildi. Gidiş yönümüzün yani bu iki yön olduğunu, gidebileceğimiz bu yönlerin olduğunu da aktardım.